Değerli dostlar, sevgili hemşehrilerim, bizler şu anda Kosova Prizren şehrindeyiz. Bu gece şok bir haberle biz de sarsıldık. Ama çok şükür teşkilatımızla, Turgutlu hemşehrilerimizle, internet telefon yoluyla ulaşabildiğimiz dostlarımıza, genel merkezimizin ve en başta başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını ve paralelci darbecilerin darbelerine karşı direnilmesini ve meydanlarda halkın iradesini yansıtmasını ilettik. Sizler oradasınız, meydandasınız. Allah sizlerden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızdan resmi açıklama gelinceye kadar meydanları terk etmiyoruz. Vatanımıza, milletimize ve Türkiye'mize sahip çıkıyoruz. İnanın ki bu mesele AK Parti'nin meselesi değildir. Bu mesele bütün siyasal hareketlerin meselesidir. O yüzden biliyorum o meydanda milliyetçi, muhafazakar, demokrat ve birçok düşünceye sahip kardeşimiz, arkadaşımız da demokrasiye sahip çıkmak için o meydanda. Allah milletimizden razı olsun. Türkiye bir kere daha karanlık günlere dönmemek için mücadelesini ortaya koymuştur. Allah milletimizden razı olsun. O meydandaki herkesi selamlıyorum. Orada olmak, birebir bu duruşu sergilemek için neler vermezdim ki. İnanın Makedonya'da yapılan gösteriler, Saraybosna'da yapılan gösteriler, bunun yanında burada Prizren'de çok büyük bir gösteri ve destek yürüyüşü planlanıyor. İlçe müftüsü, belediye başkanı ile hepsiyle irtibat halindeyiz. Onlar, çünkü hep söyledik, Türkiye başı dik olsun bize yeter diye söylediler. Gururla izledik, gururla söyledik. İnanın ki mesele siyaset değil. Mesele Türkiye'nin güçlü olması meselesidir. Allah herkesten razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan resmi açıklama gelinceye kadar hiçbir şekilde meydanları terk etmiyoruz. Ve birlik beraberlik içerisinde duruşumuzu ve darbecilere karşı olduğumuzu anlatıyoruz. Allah'a emanet olun.